Şeref Oğuz: Borsa ağacı 8 milyonluk yaprağı taşıyabilir mi? Necip Fazıl: Yaprak daldan sıkılmıştı, sonbahar bahanesiydi der. Adeta şimdiki borsayı ve halka arzları tanımlıyor. Borsanın bahanesi ise savaş, seçim ve kriz. Oysaki borsanın 8 milyonu taşıyabilecek bir gövdesi yok. Borsaya gelecek paranın da miktarı 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Yılbaşından bu yana hiçbir halka arz kaybettirmedi. Üstelik her halka arz ilk haftasında her gün neredeyse %10 prim yapıyor. Böylesine tatlı bir kazanç adeta bir bal kozası gibi yatırıcıları çekiyor. Birkaç kuruşunu bir araya getiren garanti getiri gözüyle borsaya halka arzlara koşuyor. Zira elindeki para ile yapabilecek pek bir şeyi de yok. Kriptolardan sonra adeta bir alternatif bacak oldu halka arzlar. Hayal kırıklıkları uzaklaşmaları getirir. Halka arzlarla sürekli kazanmaya alışmış olan bir kesim var ve kayıp yaşamaya başladıklarında eski tadı alamayacaklar. Bu da panikleri beraberinde getirir. Öte yandan parasal sıkılaştırmaya gidiyoruz. Orada da bir sıkışma oldukça realizasyonlar artacak. Yani halka arz için bile gelseler birikim yapmak isteyenlerin biraz daha ölçüp biçmeleri gerekiyor. Çocukların cep harçlıkları borsada Kurumsal yatırımcılar paralarını birçok farklı yöntem kullanarak artırırken, gençler çocuklar cep harçlıkları ile borsaya akıyor. En son halka arza bakalım tab gıdanın halka arzında 4,9 milyon yatırımcının talebi karşılandı. Katılımcı sayısı bugüne kadar bir halka arza katılan en yüksek yatırımcı sayısı oldu. 2 soru 2 cevap. Harçlıklara kalan bir borsa bu harçlıklar kesilince acaba ne yapar? yapacakları silkelenip borsadan uzaklaşmak ta ki yenileri gelip onların yerini alana dek iniş çıkışları yaşayacağız küsenler kaybedenler kazananlar neticede borsa kendi doğal debisine ulaşacak yabancı gelir mi gelir ama neden sonra zira yeni ekonomi yönetimine güvenmekle birlikte yeni yönetimin görevden alınıp alınmadığından emin olamıyorlar Naci Abal sendromu hala hatırlarında ve sürekli olarak ya yeni bir olumsuz sürpriz yaşanır mı? Kaygısındalar. Bu da yabancıyı borsadan uzak tutuyor. Not. Alternatifler pusuda bekliyor. Altın ve gümüş pusuda bekliyor. Para güvenli limanlar için adeta enerji biriktiriyor. Enflasyon yüksek ancak kontrolsüz bir şekilde yaşanan bir akış paranın yükseldiği mecraları riskli hale getiriyor. Zira yatırım enstrümanları kendi risklerinin dışında bir de yeni katılımcıların finansal okuryazarlık kabiliyetleri ile de test ediliyor. Bir süre daha halka arz furyası devam edecek görünüyor. Peki regülatörler bu süreçte ne yapacak? Belki de onların da şapkayı önlerine koyup biraz düşünmesi gerekiyor. Her şirket borsada halka açılır mı? 8 milyona çıkan yatırımcı için bir eğitim skalası zorunluluğu doğar mı? Göreceğiz. Ama bildiğim şudur. Bu borsanın ağacı zayıf kökünden, ince gövdesinden dolayı 8 milyon yaprağı uzun süre taşıyamayacak. Gövdeyi ve kökleri beslemek ise daha çok zaman alacak.